44 Motovlog kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yine bir kutu açılışı var. Ama bu sefer bir farklı arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz Wish'ten değil. Evet, kutuda ne mi var arkadaşlar? Ben sizlere uzun zamandır videolarda bahsediyorum bunu zaten. Kaskımla ilgili rüzgar aldığını, gözlerimin yaşardığını, kaskımın artık iyi olmadığını. Bunu hemen hemen her videoda artık söyler olmuştum. Sizi bu sıkıntıdan kurtarmak istiyorum ve yaklaşık bir 5-6 aydır kask arıyorum ben. Fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı aslında istediğim kask belliydi ama fiyatlar çok yüksek olduğu için kışın gelmesini ve fiyatların biraz düşmesini bekledim. Ama ne yazık ki gram düşme olmadı hiçbir kaskta. Ya uygun kasklar aslında çok var. Shark gibi, Scorpion gibi, TJ gibi kasklar var. Ama ben onlardan ziyade kafamda Shohei vardı. Onu almak istiyordum. Şu an Shohei'nin bir modelini buldum. Aslında uyguna da aldım diyebilirim. Sağ olsun Zürich'te Serdar abi diye bir abimizden aldım. Onun dükkanından aldım sipariş üzerine. Kargomuz geldi arkadaşlar. Birlikte hem yeni kaskı görelim hem de bir kutu açılışını gerçekleştirelim. Bakalım kutunun içerisinde neler var. Shohei ne gibi aparatlarla, ekipmanlarla gönderiyor. Kaskı inceleyelim, takalım, bir bakalım. Yani henüz test etmedim kaskı, henüz motor üzerinde kullanmadım ama yorumlarına baktım. Kullanan insanlara mesajlar attım, yorumlarına baktım. Hiçbirinden olumsuz bir mail veya mesaj veya açıklama yoktu. Ona güvenerekten aldım. Farklı bir model seçtim bu sefer. Tahmin edebiliyorsunuz aslında az çok. Beni bilenler bilir hangi rengi alacağımı. Hadi birlikte bir kutuyu açalım arkadaşlar. İzleyelim, görelim. Bayağı büyük bir koli göndermişler aslında. İçerisinde ne olduğunu merak ediyorum. Çünkü kask bu kadar büyük değil. Kafam o kadar büyük değil. Hani, tamam. İkisler. Aslında burada çok var ikinci el kask. İnternette görüyorum İsviçre'de satılan uygun fiyatta ama sanırım kafaların hepsinin çok küçük. Hepsi small veya X small kullanıyor. Yani İsviçre'lerin kafasının ne kadar küçük olduğunu tahmin edin arkadaşlar. Bu yedek vizör sanırım. Evet, vizör. Ya da kendi vizörü. Belki de şu an vizörsüz gelmiştir. Hani kırılmasın diye falan. Şöyle kalsın bakalım istiyorsan. Şöyle dur. Başka bir şey var mı? Yok. Sana elveda kutu. Kutu içinde kutu. Matruşka'ya benziyor. Bir tane kitapçık var içerisinde. Kaskın kullanma kılavuzu sanırım. İçerisinde bir aparat var. Çözemedim şu an bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. İçinde yapışkan gibi bir şey var. Kitapçık var. Garanti belgesi falan sanırım. Çünkü ürün bir yıl fabrika garantisi var. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı olduğunda birebir değişim yapıyorlar. İçerisinde stickerlar var şu yayının. Bunları yapıştırabilirim. Ben de burada bir bakayım. Başka ne var içerisinde? Kaskı çıkarmadan önce içinde bir şey daha var. Pinlock. Bu güzel oldu. Şahin'in. Çünkü gerçekten pinlock bir kaskta olmazsa olmaz bir şey.
Evet arkadaşlar, bilenler rengini zaten tahmin ediyordur. Yani beni tanıyanlar hangi renk almış olduğumu biliyordur. Evet. Emeklerden anlarsınız. Evet arkadaşlar. Çıkaralım böyle. Shure GT Air 2. Aslında farklı modellerine bakıyordum ama bu model de çok hoşuma gitti. Bu şekilde arkadaşlar. Shure'nin aslında en çok sevdiğim ve almak istediğim özelliklerinden biri arkadaşlar şu olay. Mesela NS2'de, FF352'de bu yok. Şurada silikon hava kanalları var. Bu kaskı kapattığınız takdirde silikon cama yapışıyor ve içeriye kesinlikle ama kesinlikle rüzgar girmesini anlıyor. Ve burası özellikle taktığınız takdirde, ben çünkü mağazada denemiştim, herhangi bir şekilde boynunuzda, ensenizde veya çenenizin orada bir boşluk kalmıyor. İçeri rüzgar girme gibi bir şansı olmuyor. Özellikle benim gibi vlog çeken insanlar için bulunmaz bir nimet. Çünkü rüzgar sesi demek, mikrofonda gürültü kirliliği demek. Bu gürültü kirliliğini en az da indiriyor. Şöyle bir şunu çıkaralım. Nereden çıkıyorsun sen? Üzerindeki. Şöyle bakıyorum. Gerçekten hani resimlerde gördüğümden daha da güzelmiş. Daha da tatlı duruyor. Tabii şuraya bir ay yıldız güzel gider. Evet tamam, bak harbiden vizörü üzerindeymiş. Bu yedek vizör sanırım. Hani çizilirse falan diye gibisinden sanırım. Şöyle bir açıp bir takalım. Nasıl gençler? Yakıştı mı? Ya şeffaf vizörü sevmiyorum ben ya. Yüzünün görünmesi pek benim için hoş bir durum değil. Sevmiyorum yüzümün görünmesini. Böyle farklı bir vizör alırım ben. Şimdi şu vizöre de bir bakalım. Hayır, bu farklı bir vizör. Evet evet, farklı. Çok güzel renkli bir vizör göndermişler böyle. Takalım mı gençler, ne dersiniz? Hadi takalım bence. Takmadan önce pil noku takalım. Biz bunu yırttık da bu yırtılmadı ki. Ha, şimdi yırtıldı. Standart pin lock. A few moments later. Evet, sonunda pin lock'u taktık arkadaşlar. Şimdi geldik gelelim vizörü çıkarmaya. Hadi bakalım. Sen nasıl çıkıyorsun? Kırdın. Al. Ben sana basma dedim. Ne yaptınız? Nasıl bir vizör takma şekli arkadaş? Kırdım zannettim.
Heh, çok iyi, güzel. Siyah olduğu için zaten takması sıkıntı. İnşallah göreceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir yarım saat uğraştıktan sonra sonunda pinloku, vizörü çıkarmakta çok zorlandım. Hani LS2'de çekiyorsunuz mandalaşı, kastırıp çıkarıyorsunuz. Şimdi bilmediğim için zorlamak da istemedim. Vizör bu şekilde. Tatlı oldu bence ya. Siz ne dersiniz gençler? Kalite başka bir şey ya. Hani kimi insanlar vizörü çok pahalıya aldım, bir kaska bu kadar para verilir mi diyor arkadaş. Hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Ki zaten şunlar, özellikle motor ekipmanları sadece tek kullanımlık arkadaşlar. Hani gerçekten söylüyorum, tek kullanat gibi bir şey bunlar. Çünkü bir kaza anında bu kask bir kere hayatınızı kurtarıyor. Ondan sonra zaten kullanamıyorsunuz. Kullanılmayacak hale geliyor. Hiçbir şey canınızdan önemli değil. Belki 1.000 lira, yani 1.000 frank vermiş olabilirim. Veya 5-10 bin lira bir kaska Türkiye'de para verebilirsiniz. Ama canınız bence ondan çok çok daha değerli. Bu da sizin canınızı koruyor. Ekipmansız motora binmeyin arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle ekipmansız motora binmeyin. Evet arkadaşlar, bunu bir de yollarda görmek gerekiyor. Bir de şöyle takalım, bakalım vizörle görüş nasıl? Evet, 44 motoblok abiniz artık yeni kasklar, daha güzel videolarla karşınızda olacak. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, varsa yorumlarınızı o yorum kısmına o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz arkadaşlar sağ alt köşede abone ol butonu var. Oradan tıklayarak kanalıma abone olabilir, ailemize katılabilirsiniz. Çünkü unutmayın, siz yoksanız biz her zaman bir kişi eksiyiz. Hoşça kalın.